Eda, mankenlikle girdin hayatımıza. Üstelik çok enteresan bir ailen var. Ailen sana sormuş. Kızım, manken olmak ister misin? Sen demişsin ki evet. E, o zaman biz seni yazdıralım bir ajansı diye. Böyle bir şey geçti mi? Yok, gerçekten? Şöyle bir şey oldu. Hani lise dönemlerinde fiziğim ve boyumdan dolayı öyle bir muhabbet geçti evde. Ailem bana her zaman destek oldu. Şu an olduğu gibi. Sen İzmirli misin? Hayır. Baba tarafı Malatya, anne tarafı Adana. Oo, güzelmiş. Böyle bir şey düşünür müsün dedi annem ve babam da. Ben de hani tabii olur dedim. Ajansa yazıldık, eğitimini aldım. O şekilde devam etti. Vallahi işte oğlan olduğu... Hani bir anda böyle hadi mankenlik yapmak ister misin, hadi ben de yapayım gibi olmadı. Ya o yıllar işte topçu popçu erkeklerde, ya, mankenlik kızlardaydı. Fizik, boy falan müsaitti. Doğaçlama bir kahvaltı masasında konuşuyorduk falan. Peki ödül diye çıktın falan... mı öyle şeye? Hayır, podyuma? Ben eğitimini aldım. Şimdi ona gelmek eğitimini istiyorum. Aldım. Sen de öyle ben bir... Ben yaptığım her şeyin eğitimini çok aldım. Çok enteresan bir şey. Kaç tane sertifika var sende? Ben şöyle söyleyeyim, resim öğrencisiyim zaten. Bir. Güzel. İkincisi bir dönem dans ettim. Güzel iki. Modern dans eğitimim var. Üçüncüsü mankenlik eğitimi aldım. Hı-hı. Oyunculuk eğitimi aldım. Grafik. Yani zaten onun okuluna gittiğim için hani yaptığım onun her şeyin diploması var, bilmem eğitimini ne. Yani aldım. Yaklaşık 20 tane sertifika. Yok, hani ben şeye çok önem veriyorum. Bir şeye adım atıyorsam, hı-hı, mutlaka hani önümü görmem için onun eğitimini almam gerekiyor. Hı-hı. Bunu... Ve işine yarıyor galiba değil mi aldığın yani o eğitimde? Hani şimdi hadi ben manken olmak istiyorum, gideyim iki yürüyeyim de geleyim evime, olmaz. Hani bunun eğitimini alman gerekiyor. Yürümeyi bilmek lazım. Topukluğun üstünde durmayı bilmek ne lazım. Ne kadar sürdü mankenlik? Ya şöyle söyleyeyim, bir 9 sene yaptım ama ben ilk başladığımda topuklu ayakkabının üstünde asla yürüyemiyordum. Ne yapıyordun? Yürüyemiyordum, düz. Topuklu ayakkabı kadar uzun boyun olduğu için hayır, sorun yok. Eğitimini aldım. Hiç almayayım, duramıyordum üstünde. Hı-hı. Eğitimini aldım. İşte hani eğitim dediğimiz şeyler bunlar ya için. Ya topuklu ayakkabı için eğitim mi alınıyor gerçekten? Onu ben yürüyebilmek bilmiyorum. Çok, yürüyemeyince yani yürüyemiyorsunuz. Hani ilk bu işlere başladığımızda bu çivi topuk denilen bir şey vardır. İp ince, 13 pontluk, 14 pontluk. Kavgada çok şey dolayısıyla bunların üstünde ben asla kalın topukta bile yürüyemiyordum. Şimdi çok rahat yürüyebiliyorsun. O işi yapabilmen için bunun eğitimini alman gerekiyordu. Bu ilginç yani. O kıyafeti iyi satabilmen için, hani derler iyi askı kabaca, iyi askı olabilmen için, o kıyafeti iyi sunabilmen için iyi yürümen gerekiyor. Peki bir şey soracağım. Hani sonuçta mankenlikten bir şekilde oyuncular geçiliyor artık. Yani bu belki de birileri... Ben geçmek için yapmadım ama ben hani gerçekten modelliği istediğim için yaptım. Zaten hiçbir yapmış zaman... olsan hani filmografine bakıyorum 1-2-3 tane var şu anda elimizde. Hiç araç Girdap, olarak... Aşkı Memnu, Adanalı. İşte Girdap, Aşkı Memnu, Adanalı. Şu an Firar var. Arada Firar, bir Almanya'ya da 90 dakikalık televizyon filmi çektim. Ha, bir gittin geldin. Reklam öyle oldu. Birçok klip falan oldu. Yani az ve öz iş yapıyorsun. Az ve öz iş ama yapıyorum. Sen Türkiye ama ben modelliği şey severek. Olabiliyormuş aynen yani. Aynen öyle. Severek yaptım. Araç olarak asla kullanmadım. Peki bıraktın mı şimdi modelliği? Hayır, bırakmadım. Güzel, kaliteli işler çerçevesinde devam ediyorum. Nedir o? Yani o işin kriteri nedir? Güzel bir kaliteli iş. Gelin işe zaten anlayabiliyorsun hani kim yapıyor, nerededir, nasıldır. O içeriğine ya baktığın zaman anlayabiliyorsun. Senin böyle enteresan böyle eskilerle kudarlar eskiler. mesela Aşkı Memnu'daki rolün sana geleceğini hissetmişsin. Evet. Cinin falan mı var? Yok, hayır. Yani benim çok enteresan 6. isim bu Firar'da olduğu gibi. Heh. Ben mesela Firar'a girmeden önce şöyle bir muhabbet döndü. Hani çevremde herkes merak ediyor ne zaman gireceksin, ne yapacaksın falan. Ben hiçbir zaman acele etmedim. Her zaman hani ailemle yaşadığım için keyfi hareket ettim. Hı hı. Sonuçta hani tabii ki para insanın hayatında önemlidir. Ama bazen ikinci planda olması gerektiğini düşünüyorum. Böyle muhabbet ederken işte dediler ki var mı proje? Dedim ki şu an yok ama hani öyle bir gelecek ki çok ani gelecek ve çok hani giden bir işe gireceğim dedim. Sen hani giden değil bayağı kaçan işe girmişsin. Aynen öyle. Adanalı'da da aynısı oldu. Adanalı'da da işte hani arkadaşlarımla falan konuşurken şey dedim, sete ziyarete geleceğim falan dedim. Ziyareti olmadı temenni. Şey, yani hani öyle enteresan şeylerim oluyor. Ölse sizlerin şu an için bir şey söylüyor mu? Yani, yok şu an bir şey söylemiyor. Tamam, rahatız. Peki bir şey söyleyeceğim. Kayan abi, bu adamın tabii sen İzmir'deki sarışın halini de biliyorsun. Yani yanında Kayan'ın yanındaki sarışın. Şimdi böyle saç sakal... Çok güzel bir şey demiş ya, kim zaman kendimi mağara adamı gibi hissediyorum diye. Hissediyor musun öyle gerçekten? O zaman biz mesela sabah kalktığımda bazen aynaya bir bakıyorum, saçlar böyle, sakallar böyle, akıllıyorum, bir toparlıyorum. Bazen de iyi buluyorum kendimi, belli sakal, olmuyor. Sakal yeni bir şey ama yani sende yok. Sakal ama nasıl oldu? Yine çok aşırı bir çalışma dönemim vardı benim bu yaz başı. Durmadan çalışıyordum. Ben kendim tıraş olmuyorum, işte kuaföre berbere gidiyorum, gitmedim. Yarın giderim, bayağı sakalım oldu. Olmuşken devam etsin dedim. Bayağı kendime böyle şekil yaptım. Viking yani kralı Igor gibi çıkmışsın abi orada. Tamam, olmuşken buradan bir film çıkar ama. Peki biraz müzik diyelim. Şimdi demin biri
şey yapmış, merak etmiş ve yazmış zaten Twitter'a. Kayahan Bey yeni şarkısını mı besteliyor orada yana? Yeni şarkısının sözlerini mi? Siz not alıyorsunuz ya, ben çok severim konuşurken not alan insanları. Çünkü evet, o mutlaka bir yere bağlanacaktır. O yüzden tutuyor. Yeni evet, bir şarkının şey sözleri değil galiba, değil mi o yazdığınız? Şimdi ben, yeni şarkı sözleri de var. Ama her şey var burada. Yani bugün neler olduysa kimisi böyle yazılmış. Öyle mi? Karalıyorsun böyle, sen öyle. Evet. Ve biriktiriyor musunuz devam, bunları? Evet, atmam hiçbir şey. Konuşurken benim dikkatimi çekti az önce. Ve çok güzel şeyler, notlar alıyor. Bir iki şey atmam ben yani. Evet. Harika bir şey. Yeni şarkının, İpek Hanım için 7 tane yeni şarkı yazdım. Hangisi, bakın bu önemli, hangisi çok iyi olacaksa onun aranjmanına başlayacağız. Ne demek bu? Yani 7 tane şarkı var. Evet. Onun içinden bir tane seçilip onun aranjmanının en iyi olmasına sonra ondan en az 7 tane yapılacak aranjmandan. O aranjmandan 7. Şanslıysak değilsek 60 abi falan. Abi şeye bak, kombinasyona bak. E geçmiş olsun daha şimdiden. Ama bakın işte böyle yapınca uzun yaşayabiliyor. Onu söyleyebilirim. Demin bir şey sormuştun ama ben araya girip şunu söylemek isterim. 14 Şubat'ta boş musun? Boşum. Tamam. Yani... Beraber çalacağız. Tamam, çalmak için. Canlı çıkma teklif edeceğim sana. 14 Şubat'ta boşumsun. Evet. Şimdi 14 Şubat'ta bir Türk GSM şirketiyle internet üzerinden çok güzel bir şey yapacağız. Hatta bizim evde büyük ihtimalle yapacağız. Ne? Yani sen klavyede, ben gitarda, İpek Hanım, Aslı Gönül falan böyle evden canlı bir yayın yapacağız. Ne yaptınız? Bu şarkıların tümünü söyleyeceğiz. Ciddi misiniz? Ev konseri. Şarkılar benim, kim karışır efendim? Tabii canım, istediğiniz yerden söyleyebilirsiniz. Canlı yayını konsepti belirlendi. Evet, güzel, çok güzel bir şey olacak. Ve onlar katılacaklar, bizden şarkılar isteyecekler. Biz onlara söyleyeceklerimizi söyleyeceğiz. Yani bir internet konseri bu değil evet, mi? Evet ama Türk bu GSM herhangi şirketi... bir internet konseri değil. Çünkü yapıyorlar internetten çok konser. Yapıyorlar. Bu iyi bir internet konseri olacak. Bunun için 4 saat toplantı. Bugün yaptık da en az 8-8 böyle devam eder bu, en iyisi olsun diye. Çok iyi ya. Arkadaşlardan bir şey rica ediyorum. Lütfen kayahan.info'yu yazabilirler mi? Bir müddet kalabilir mi? Neyse tabii verelim ki, yani. Kaya, eğer pahalıysa o yalnız. Biraz da hayır. Şu son dakika kalktığı anda daha yararlı bir şey koyacağız. Kayahan. Kayahan yani şey. Kayahan.info. Şöyle. Çift ve kayahan.info. Info. Kayahan.info. Bize de şuradan ulaşabilirsiniz. Biz KC dolayısıyla şimdi aydım. Telefon veremiyoruz size. Hemen verelim. 429-58-93 bu akşamki telefon numaramız. Twitter/Mesut Erdan. Zaten geliyor şeyler.